وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. Eğer bir şeyde çekişme, münazara, tartışma olursa onu Allah ve Resulüne havale edin. İn kuntum tu'minuna billahi vel yevmil ahir. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir insanın yapacağı bir iş var. Arasındaki münazara, çekişme, tartışma, işte o öyle diyor, bu böyle diyor. Bu türlü çekişmeler, tartışmalar, münazaralar, bu neyse artık bunları yapılacak bir iş var. Müminin yapacağı bir iş var burada. Nedir o? Allah ve Resulüne bunu havale et. Cenab-ı Hak aramızdaki münazaraları, çekişmeleri, sürtüşmeleri, bunları Allah'a ve Resulüne havale etmemizi nasip eder. وَاِنْ تَنَازَعَتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ. İlk önce Allah'a havale etmek. Yani bir mesele mi var aramızda? Anlaşamıyoruz. İlk önce Allah'ın kitabına müracaat edeceğiz. Allah'ın kitabına müracaat ettik. Kur'an-ı Kerim'de bizim bu meselemizle ilgili açık, net, sarih bir beyan bulamadık. Ayet yok. Ha, ondan sonra ver Resul. Resulullah'ın sünnetine. Resulullah'ın sünnetine. Bu işi kim yapacak? اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız yapılacak iş budur. ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَعْوِيلًا. Netice bakımından bu sizin için en hayırlısıdır. Evet müminler. Bu ayeti kerimeden ne anlıyoruz? Cenab-ı Hak tam manasıyla anlamak ve ona göre yaşamamızı nasip eder. Bir, Allah'a itaat. Bu da nedir? Kur'an'a göre bir Müslümanlık yaşamak. Kur'an'a göre Müslümanlık. Bize göre bir Kur'an değil. Şimdi istiyor ki adam kendine göre bir Kur'an olsun. Olmaz böyle. Ya Kur'an'a göre kendini ayarlayacaksın. Bir, Resulullah'a itaat. Bu da nasıl olur? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olmak. Sünnet-i Seniyye'yi öyle güzel bir şekilde öğreneceğiz ki ona tabi olmamız için. Sünnet, Peygamber Efendimiz'in yapmış olduğu her şey bize sünnet. Sünnet-i Fiiliye deniyor. Peygamber Efendimiz'in emrettikleri hadis-i şeriflerin hepsi bize sünnet. Buna da Sünnet-i Kavliye deniyor. Sahabenin hayatı, külliyen sahabenin hayatı bize sünnet. Olduğu gibi almak mecburiyetindeyiz. Sahabenin hakkında Cenab-ı Hakk'ın bir emri sübhanesi var. Bakın. İstaizu billah. فَاِنْ اَامَنُوا بِمِثْلِ مَا اَامَنْتُمْ بِهِ. Sahabenin şahsında. Eğer فَاِنْ اَامَنُوا, eğer iman ederlerse بِمِثْلِ مَا اَامَنْتُمْ بِهِ, sizin iman ettiğiniz gibi. Bizlere Cenab-ı Hak hitap ediyor. Sahabenin iman ettiği gibi iman ederseniz fakat ihtede, o zaman muhakkak hidayete ulaşmış olursunuz. Sahabenin gibi inanmak, onun gibi amel etmek cümlemize Cenab-ı Hak nasip eder. Çünkü başka türlü olmaz. Sahabenin hayatı takrir-i sünnet. En büyük sünnet bu sahabenin hayatı. وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاءٍ. Bak şimdi. وَاِنْ تَوَلَّوْا, eğer yüz çevirirlerse. Sahabe-i kiramın inandığı gibi inanmaz. Onların yaşadığı gibi İslam'ı yaşamazlarsa fe in tevelle, böylece iraz ederlerse fe innema, ancak hüm onlar fi şikak, işte şikak dalalet, sürtüşme içerisinde birbirlerle çekişirler. O ona sen şusun, o ona sen busun. Böyle birbirlerine durmadan o ona çamur atar, o ona. O ona iftira eder, o ona. Ortada sahabenin yaşadığı gibi bir hayat olmadı mı? فَاِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاءٍ. Bu kadar çok güzel ayet ki bu ayet, bugünün müminlerin yapmış olduğu yanlışları en güzel bir şekilde dile getiriyor. Hocam nasıl edelim bu gruplaşmaktan, bu hizipleşmekten nasıl kurtaralım? Ölçü nedir? Ne yapalım? Kur'an'a tabi olacaksın. Taviz vermeden, Kur'an'dan hiçbir tanesini noksan bırakmadan, Kur'an'a göre Müslümanlık oldu mu tamam. Ortadaki ihtilaflar son bulur. Ama bir tanesi kalkar, ya Kur'an'ın emri öyle ya, bu çağın gereği böyledir derse olmadı işte. Uyuşamayız biz onunla. Kur'an mesela bir grup var, kalkmış efendim faize, normal olarak faize bugünün zamanında bu darulattir, bu efendime söyleyeyim, rahatlıkla yersiniz. Kur'an'la tenakkus bu durum. Kur'an içerisinde fesahaten ayet var.
faizin haram kılınması 4 safhada tahakkuk etmiş Kur'an'a göre. Faizin haram kılınması 4 safhada. Adam geliyor, hocam diyor faizi kat kat yemek haram diyor. Yani öyle bir kat yemek haram da kat kat yemek haram, haram diyor. Kur'an'a böyle ayet var ama mensuh olduğunu bilemiyoruz zavallı. İçki de aynı. İçki de. Bektaşi'nin durumuna benziyor. Bektaşi namaz kılmıyor. Diyorlar niye namaz kılmıyorsun sen? E diyor ki Allahu Teala Kur'an'da emretmiyor mu ki namaza yaklaşmayı? E oku bakayım. وَلَا تَقْرَبُ السَّلَةِ Ne demek? Namaza yaklaşmayın. Şimdi Allahu Teala namaza yaklaşmayın diyor. Sen diyorsun ki namaz olur mu öyle şey diyor. Bak şimdi. E peki adam diyor ki ya o ne biçim emir diyor ya öyle şey mi olur diyor. Oradan bir tane hoca geçiyormuş, çağırıyorlar onu. Ya hocam bu adam diyor ki Kur'an'da وَلَا تَقْرَبُ السَّلَةِ diye ayet varmış. Doğru mu? E var. Bu sefer o şey diyor ki bak gördün mü hoca da tasdik etti beni diyor. Bak. E peki hoca diyor ki o Bektaşi'ye ayetin devamını okusana. وَلَا تَقْرَبُ السَّلَامِ ondan sonrası ne? وَاَنْتُمْ سُكَارَ sarhoşsanız namaza yaklaşmayın. Bak hafızlığım oraya kadar diyor. Oradan uyanırsın ki ben bilmem. Görüyor musunuz hillebazlığı? وَلَا تَقْرَبُ السَّلَامِ وَاَنْتُمْ سُكَارَ وَلَا تَقْرَبُ السَّلَامِ hafızlığım oraya kadar. İşine gelen yer orası şimdi. E şimdi öbür faizci de öyle, kat kat yemeyin. Ya bu ki, öbür bir ayet-i kerime var. يَا اِلَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اللّٰهَا وَذَرُوا مَا بَخِيَ مِنَ الرِّبَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Riba fazlalıktır. Fazlalık verer ki bir dirhem olsa. Fazlalığın katı kutu yok, orada son ayet. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولُ Eğer bu faizi alıp vermeye devam ederseniz Allah ve Resulü'yle harp etmiş olursunuz. E şimdi bu Kur'an-ı Kerim'in bu ayetini yürürlüğe getirmeyen bir insana ben nasıl kardeş olacak? Bu adam dese ki yahu ben bunu günah olarak kabul ediyorum. Ama bir türlü nefsime söz anlatamıyorum. Paramı koyacak başka yerim yok. Hocam çaresiz haram var. Bunu yiyorum Allah'a bedi. Böyle dese gene iyi ha yok. Halal olduğunu ispat etmeye uğraşır. Gider şuradan buradan su taşır. Taşıması bile değirmeni göndermeye çalışır. E bununla biz nasıl bir araya geleceğiz? Benim ölçüm Kur'an'dır diyorum. Senin bir ölçüm Kur'an'sa tamam bir araya geleceğiz. Şimdi kim Kur'an'a göre hükmediyorsa işte ona göre. Kur'an-ı Kerim'de burada ne buyurdu ayet-i kerimede? وَاُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ Sizden olan ulul emre itaat edin diyor. Onlar diyorlar hayır şu andaki devletin başındaki de ulul emirdir diyor. Ya Kur'an diyor ki bu sizden değil. Ben buna nasıl itaat edeceğim? O diyor edeceksin. Şimdi tefrikayı yapan kim? Tespit edin bakın. Bak biz Kur'an ne diyorsa ona uyuyoruz. Onlar kendi kafalarına tevil ediyorlar. Tevil ne demek? Bugünün Yahudilerinin dinleri Muharref Tevrat, Hristiyanların dinleri Muharref İncil işte Hristiyan. Tahrif edilmiş, tamamen bozulmuş. Bunlar da Kur'an'ı Allah korusun bu şekilde tahrif etmeye uğraşıyorlar. Niye tahrif etmeye gerek var ki yani? Cenab-ı Hak Kur'an'ın emirlerinde hiç taviz vermeden, hiç ambargo koymadan, kafamıza göre yorumlamadan Allah ve Resulullah nasıl emrediyorsa o şekilde bir hayat geçirmemizi, yaşamamızı lütfeylesin. Mevlamız merhameti sübhaniyesiyle İslam'a göre bir hayat kendimize, ailemize, cemaatimize, devletimize nasip ve mukadder eylesin. Devlete terettüp eden emirler vardı. Onlara da girersem zaman biraz geçecek ama isterseniz 5-10 dakika onlara da gireyim yani.